Selamun aleyküm kardeşlerim. Bir zamanlar Irak'ta yaşananlarla bugün Suriye'de yaşananların çok benzer noktası var. Bana sorarsanız aynı planın iki farklı parçası konumundalar. Bugün Suriyeli mülteciler konusu çok revaçta. Zamanında Irak'tan kaçan yüz binlerce Kürt vatandaşı vardı. Bunların hepsi Türkiye'ye sığındı. Bu sığınmacı politikaları, bu amaçsız göçler, bu öne alınamayan göçler aslında o bölgenin demografik yapısını değiştirmek için yapılıyor. Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de ve birçok bölgede nüfuzu çok fazla. Sözü dinleniyor yani. Yani bugün Suriye'de, Irak'ta, Akdeniz'de ve birçok bölgede aslında Türkiye'nin elini kolunu kırmak istiyorlar. Türkiye'nin tarihi köklerini yerinden sökmek istiyorlar. Osmanlı'nın bize miras bıraktığı gücü elimizden almak istiyorlar. Ve 100 yıl sonra biz tekrar bunlara direnmek için karşılarındayız. Onlara söyleyecek bir sözümüz ve suratlarına vuracağımız bir tokatımız var. Özal, Körfez Savaşı'na müdahil olmak istedi. Fakat Amerika buna izin vermedi. Çünkü Irak parçalama planı kısmen de olsa Türkiye'yi içine alan bir plandı. 1991'den itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör olayları, PKK'nın Kandil'e taşınması ve Barzani ile entegrasyona zorlanması, Türkiye'nin Körfez Savaşı'na müdahalesinin neden engellendiğini açıklayan sonuçlardı. Hatırlayacaksınız, Suriyeliler bugün sınıra nasıl akın ettiyse, o zaman da Iraklı Kürtler aynı şeyi yapmıştı. Yüz binlerce Kürt Türkiye'ye sığınmıştı. Saddam kuvvetleri kuzeydeki petrol bölgelerinden çekilince Türkiye'ye gelen Kürtler ivedilikle geri döndü. Daha doğrusu geri götürüldü. Musul, Kerkük başta olmak üzere bölgenin demografik yapısı değiştirildi. Özellikle Türkmenler ve Araplar bu iki şehirde azınlık durumuna düşürüldü. Bugün aynı şeyler Suriye'de yapılıyor. Türkiye'nin başından itibaren Arap Bağrı'na destek vermesi ayrı bir tartışmanın konusudur. Ve itiraf etmeliyiz ki büyük bir hatadır. Zannedildi ki Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye'nin bölgenin lideri olmasını sağlayacak. Yüz milyonlarca Müslümanın gerçek başkenti İstanbul olacak. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananlardan kimse ders çıkarmadı. Türk paşalarının Arap aşiretleri tarafından Medine'de, Şam'da, Kudüs'te İngilizlere satılması, Cumhuriyet devrimlerine karşı olan kesimler tarafından görmezlikten gelindi. Bazılarınız diyecek, biraz fazla eleştirel yaklaşıyor. Ama daha açık söyleyeyim, Körfez aşiretleri devlette dönüştürülürken biz imparatorluk hayalleri kurduk. Uğruna İstiklal Marşı yazdığımız devletimizi acımasızca dövdük. Şimdi bakıyorum, yine aynı akıl işliyor. Aynı tartışmalar, aynı hatalar üzerinden boy veriyor. Suriyeli sığınmacılar konusu çözülmeli, güvenli bölgeler oluşturulmalı, insanlar memleketlerine geri dönmeli diyorsun. En hafifinden faşistlikle suçlanıyorsun. Bak arkadaş, romantizm yapacağım, tribünleri oynayacağım, Twitter takipçilerimi arttıracağım diye saman altından su yürütüyorsun. Suriyeli Arapların boşalttığı bölgelere kimler yerleştiriliyor? Haberin var mı? Suriyeli milyonlarca Arap Türkiye'ye göç ediyor da, Suriyeli milyonlarca Kürt neden göç etmiyor? Onlara savaş yok mu? Onlara acı yok mu? Hatta Irak'taki Kürtlerin bir kısmı neden Suriye'ye gönderiliyor? Sen bağımsız ve özgür bir Suriye mi istiyorsun? Yoksa 1991'de Irak'ın kuzeyinde temelli atılan Kürt devletinin Suriye ayağını mı oluşsun istiyorsun? Bunlar yetmiyormuş gibi. Suriyeli sığınmacılar 8 yılda tam 40 milyar dolar harcamış. Her türlü eğitim, sağlık, beslenme desteği vermiş bir ülkeye karşı bu insanları örgütleyip gösteri mi tertipliyorsun? Kimse sana şu gariban insanları savaşın ortasına sür, paramparça et demiyor. Ya ne diyor? Devletin birinci önceliği sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak olmalıdır diyor. Kardeşim, kör müsün? Görmüyor musun? İsrail aşağıdan, PYD yukarıdan, Rusya'nın ve Amerika'nın kontrolünde Suriye'yi Suriyelilerden temizliyor. Eğer art niyetli değilsen en hafiften ahmaksın. Başka ne diyebilirim ki? Yarın bir gün Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de bir referandum yaparsın. Oradan da %92 oranında bağımsızlık kararı çıkartırsın. Böylece kardeşlik hukukunu körleştirirsin. Şu hale bak. Sudan 2'ye bölünüyor. Irak 3'e bölünüyor. Suriye 5'e bölünüyor. Sen hayal kuruyorsun. Birleşmekten bahsediyorsun. Arap Birliği üzerinden verdiğin örnekler de yanlış. Külliyen yanlış. O birlik 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik kalkınmayı önceleyen Avrupa birliklerinin aynı zamanda birbirini denetlemesi, başka savaşlara meydan verecek haksızlıkların ortadan kaldırılması için kuruldu. İngiltere birlikten ayrıldı.
Başbakan değişti. Ne oldu? Savaş mı çıktı? Suudi petrollerini Amerika kullanıyor. Suriye ovalarında Ruslar tarım yapıyor. Mısır, Yunanistan'la beraber Akdeniz'de doğalgaz arıyor. İngiliz petrol gemileri Basra'dan sevkiyat yapıyor. Ama bunların hepsinin hamisi, abisi sen oluyorsun. Öyle mi? MGK'dan çıkan son karar ne derece doğru bir karar? Ve kesinlikle o karar doğrultusunda Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmalı. Suriyeli sığınmacılar da ülkelerine dönüp kendi topraklarına sahip çıkmalıdır. Acaba diyorum, birileri son MGK'dan güvenli bölge geri dönüş kararı çıkacağını biliyordu da ön almak için mi bu protesto eylemini düzenledi? Kim yaptıysa yanlış yaptı. Türkiye misafir ettiği insanlar tarafından protesto edilmeyi hak etmedi. Türkiye'nin kalbi kırıldı. Senin topraklarını elinden alıyorlar. Ben sana yardım edeceğim. Geri dön ve topraklarına sahip çık demek. Ne zamandır faşizm nasihatleri arasına girdi? Anlamadım ki. Bir kere Suriye iç savaşını Türkiye çıkardı. Şimdi de bedelini ödüyor bakışına sahip insanlarla Suriyeli sığınmacılar konusunda sağlıklı bir şekilde tartışamayız. Türkiye Suriye konusunda dik duruşunu sergilemeli. Bugüne kadar sergiledi. Hakkını veriyorum. Ama bu dakikadan sonra işler daha da zorlaşacak. Amerika bir taraftan, müttefik sandığımız Rusya bir taraftan, İngiltere bir taraftan, Avrupa Birliği ve NATO diğer taraftan. Aynı zamanda Arap ülkeleri de ufak ufak bizi kıstırmak isteyecek. Türkiye dik durmalı. Türkiye topraklarına ve komşularına sahip çıkmalı. Erbakan'ın yıllar önce söylediği gibi, bir gün konu Suriye olursa, bir gün konu Akdeniz olursa, bilin ki hedef Türkiye'dir.